Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte Grand RP'ye yeni gelen kış güncellemesiyle birlikte oyundaki herkese ücretsiz bir şekilde verilen yeni etkinlik aracının inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet, bildiğiniz üzere Grand RP'ye büyük güncellemeler geldikçe tüm oyuncuların ücretsiz bir şekilde elde edebileceği etkinlik araçları ekleniyor ve belirli tarihler arasında oyunu belirli bir süre boyunca oynarsanız o aracın sahibi oluyorsunuz. İşte sonki gelen güncellemeyle birlikte eğer 15 Aralık ile 29 Aralık tarihleri de dahil olmak üzere bu tarihler arasında oyunu toplamda 50 saat oynarsanız şu ana kadar da görmüş olduğunuz Galivanter GB80 anındaki aracın sahibi oluyorsunuz. İlk olarak dilerseniz Grand RP'ye nasıl kaydolabilirsiniz bunu çok hızlı bir şekilde 1 dakika içerisinde sizlere anlatayım. Öncelikle Grand RP'ye oynayabilmek için PC üzerinde orijinal bir GTA 5 oyununa sahip olmanız gerekiyor. Ki GTA 5'i dilerseniz Steam üzerinden, dilerseniz Epic Games üzerinden ya da Rockstar Games Launcher üzerinden satın alabilirsiniz. Bir sonraki adımımız ise kayıt işlemi. Oyuna ekstra bonuslarla başlamak istiyorsanız videonun açıklama ve sabitlenen yorum kısmında gta5grand.com şeklinde başlayan referanslı linke tıklayarak Grand RP'nin resmi sitesine gidebilir ve bunu gerçekleştirebilirsiniz. Sitede yer alan bölmeleri kendinize göre doldurun ve yeni bir hesap oluşturun. Sonrasında da download seçeneğine basarak oyunun resmi istemcisini indirebilirsiniz. İndirme işleminin bitmesini bekleyin ve sonrasında da inen dosyaya tıklayıp basitçe next diyerek kurulum işlemini tamamlayın. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra yapmanız gereken tek şey masaüstünüze gelen simgeye tıklamak ve program otomatik olarak gerekli dosyaları sizin için indirerek hazır hale getirecektir. Bu işlemden sonra da play tuşuna basıp oyunu açın ve az önce oluşturduğunuz hesap bilgilerinizi buraya yazarak oyuna giriş yapın. Sonrasında kendinize yeni bir karakter oluşturabilir ve bu Grand RP'nin devasa dünyasına adım atabilirsiniz. Eğer oyunla ya da kayıt olmayla ilgili sorularınız olursa Grand RP'nin Discord sunucusundaki Getting Help kanalından ya da kanalımızın Discord sunucusunda bulunan Grand RP özel kanallarından destek alabilirsiniz. Hepinizi oyundaki ailemize beklerim. O zaman videomuza devam edelim. Dilerseniz ilk olarak bu aracın gerçekten hangi araçtan esinlenilerek oyuna eklendiğini söyleyeyim. Araç gerçekteki Genesis GB80 anındaki araçtan esinlenmiş bir araç. Ayrıca aracın bilgilerine de baktığımız zaman devlet değerinin 100 bin dolar olduğunu görüyoruz. Eğer olur da bu aracı devlete satmak isterseniz aracın devlet değerinin %10'una yani 10 bin dolara satabilmeniz mümkün. Yine dilerseniz aracınıza 10 bin dolar karşılığında sigorta yaptırabilir ve böylelikle de aracın çalınmaması için önlem almış olur ve de aracı sağa sola çarptığınızda aracın motoruna zarar vermekten kaçınmış olursunuz. Bunun dışında aracın bagaj kapasitesine baktığımızda da tüm hücrelerinin açık olduğunu görüyoruz. Yani aracın bagaj kapasitesinin bu konuda çok iyi olduğunu ve sadece garajınızda eşyalarını saklamak için bile kullanışlı olacağını net olarak söyleyebiliriz. Tüm etkinlik araçlarında olduğu gibi bu aracı da başka oyunculara satamıyor ya da oyundaki ikinci el araç pazarı olan Autofair'e koyamıyoruz. Aracın tüm chip tuning yükseltmelerinin toplam maliyeti ise 242 bin dolar. Şimdi gelelim aracımızın nasıl bir performans sergilediğine. Bu testi ilk olarak aracın stok hali yani hiçbir modifiye özelliği olmadanki haliyle gerçekleştireceğiz. Aracımız bu koşullarda 0'dan 100 km'ye stok halinde ne kadar hızlı ulaşıyor hep birlikte buna bir bakalım. Gördüğünüz üzere aracımız 0'dan 100 km'ye yaklaşık 4-5 saniyede ulaştı. Bana soracak olursanız bu çok iyi bir değer değil ne yazık ki. Ayrıca aracımızın stok değerlerde aldığı maksimum hızına bakacak olursak da benim yaptığım testlere göre ki siz de şu an ekranda görüyorsunuz. Aracın stok halindeki yani hiçbir modifiye özelliği yapmadığımız takdirde ve düz yolda ulaşabildiği maksimum hızı aşağı yukarı 180 km civarlarında dolaşıyor. Yani baktığımız zaman öyle çok da hızlı bir araç olduğunu söyleyemiyoruz. Aynı testi bir de dilerseniz aracın tüm performans modifiyelerini, turbosu, pro modifiyeleri, chip tuningi ve drift modu takılı haldeki en yüksek değerlerini hep birlikte bir bakalım. Evet, sizin de gördüğünüz üzere aracın performans modifiyelerinin hepsini yaptığınız takdirde 0'dan 100 km'ye ulaşması aşağı yukarı 2-3 saniye civarlarında sürmekte. Aracın bu haldeki maksimum hızına bakacak olursak da aşağı yukarı 300 km civarlarında dolaştığını görüyoruz. Kaza yaptığınızda ya da araçla önden bir yere tosladığınızda birçok ucuz araçta gördüğümüz gibi bu aracın motoru da ne yazık ki duruyor. Dolayısıyla aracı ana aracınız olarak kullanmayı düşünüyorsanız bu konuda da dikkat etmenizi öneririm. Özetleyip toparlamak gerekirse aracın artı yönlerini sayacak olursam aracı ücretsiz bir şekilde elde edebiliyoruz. Aracın devlet değeri çok fazla olmadığı için aracın tüm performans modifiyelerini yapmak ve hatta drift kitini takmak diğer birçok araca göre nispeten ucuz oluyor. Bunun dışında sunucuda daha sonradan elde edilemeyen özel bir araca sahip olmuş oluyorsunuz. Aracın gözle gördüğüm çok büyük bir eksisi ise bulunmuyor. Evet, böylelikle videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Peki sizin bu araçla ilgili düşünceleriniz neler? Sizce iyi bir araç mı? Siz aracı nasıl buldunuz? Bunları videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. O halde video hoşunuza gittiyse like atıp bildirim yorumlarınızı çok sevinirim. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.